Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz piriformis sendromundan kalıcı olarak kurtulmanın yollarından bahsedeceğim. Eğer piriformis sendromu kalçaya vuran ağrı şikayeti yaşıyorsanız ne kadar sinir bozucu ve keyif kaçırıcı olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama iyi haber şu ki size öyle güzel egzersizler göstereceğim ki bu egzersizlerle ağrıdan kurtulmanız kalıcı bir hale gelebilir olacak. Ve günlük yaşantınıza rahatlıkla, kolaylıkla dönebilir olacaksınız. Konuma geçiş yapmadan önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videoda piriformis sendromu için en etkili egzersizleri ve germe hareketlerini detaylı bir şekilde anlatıp nasıl doğru yaparsınız bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle egzersizlerimizde kasın boyunu uzatarak o rahatlamayı elde etmeye amaçlayacağız. Sonrasında kalça bölgesindeki kaslarımıza ve piriformis kaslarımıza kuvvetlendirme egzersizleri uygulayarak da o ağrının, sızının gitmesini kalıcı hale getirmeye çabalayacağız. O halde piriformis kası ağrısını hızlı bir şekilde hafifletmeye yönelik ilk set egzersizlerimize geçelim. Piriformis sendromunun temel nedeni kalça bölgesindeki kaslarda ve özellikle piriformis kasındaki zayıflıktan kaynaklanıyor ve hareketliliği çok çok azalmış oluyor. Öncelikle egzersizlerimizde bu bölgedeki özellikle piriformis kasımızı uzatmaya, germeye çalışacağız ki o rahatlama hissini bir an önce elde edebilelim. İlk egzersizimize dörtgen egzersizi diyoruz. Bunun için oturma pozisyonunda bekliyoruz. Ayaklarımız yerle temasta. Bir ayağımı kaldırıp karşı dizime doğru koyuyorum. Burada eğer direkt kaldırmakta zorlanıyorsanız ayağınızı şöyle sürükleyerek de elinizle çekerek de yerleştirebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Sonrasında yapacağımız şey yukarıdaki dizimizi şöyle aşağı doğru itmek. Zaten bunu yaptığınızda direkt hissedeceksiniz. Kalça bölgenizde bir gerilme olacak. İşte biz bu konumda piriformis kasımızı geriyoruz. Ancak sadece bunu yapmanız yeterli olabilir ama egzersizimizin şiddetini artırmak istersek de bu noktadan sonra gövdeniz dik dururken kalçadan öne doğru eğilmenizi istiyorum. Ama şunu istemiyorum. Başı aşağı, omuzlar öne doğru gelerek bir inme değil. Tam belden tutun ve dik bir şekilde öne doğru gelin. Ve işte göreceksiniz ki şu bölgede, kalça bölgenizde tam ağrıyı hissettiğiniz noktada öyle güzel bir gerilme olacak ki İşte kasımızın esnekliğini artırıyoruz. Öne doğru geldim. Burada 15-20 saniye kadar bekledim. İlk konumuma gelip rahatlıyorum. Tekrar geldim. 15-20 saniye bekledim. O gerilmeyi çok güzel hissettim. Ve ilk konumuma geliyorum. Bu egzersizi 10 tekrar olarak uygulamanızı istiyorum. Ve şimdi bir tık daha bunun etkisini artırmak için olan egzersizi yapacağız. Bunun için de kollarınızı şöyle gövdenizin önünde birleştirin. Bu size daha dik durmanızı da sağlayacaktır. Öne doğru geldim. Çapraza doğru döndüm. Biraz daha zorladım. Şimdi burayı düşünün. Tam kasın zıttı yönünde gövdemi şu şekilde itiyorum. Ve kasın boyunu daha etkili bir şekilde uzatmış oluyorum. Yaptığınızda yine göreceksiniz ki o kadar güzel geriliyor ki şu an ben çok esneyim ama bende bile bu konumda harika gerildi. Burada 15-20 saniye durdum. İlk konumuma geldim. Çapraz bir şekilde gittim. Çok güzel geriliyor. 15-20 saniye durdum ve ilk konumuma geldim. Bıraktığınız anda o rahatlamayı çok güzel hissetmeniz gerekiyor. Yaptığınızda hissedeceksiniz. Şimdi bir tık daha artıracağız egzersizimizin, germe egzersizimizin etkinliğini. Siz bunu sırayla deneyebilirsiniz ve hangisi size daha faydalı geliyorsa o egzersizimizi 10 tekrarlı olarak uygulayacağız. Aynı konumda durdum. Bizim aşağı doğru, yukarı doğru kalkmasın. Buradayım. Gövdemi yana doğru eğiyorum. Zaten yine aynı şekilde şu bölgede gerilmeyi elde ettik. Ortaya geldim. Yana geldim. 15-20 saniye durdum. Ortaya geldim. O kadar basit ki görüyorsunuz her yerde her şekilde bu egzersizleri yapabilirsiniz. 10 tekrarlı olarak uyguluyoruz ve germe egzersizlerimizi 15 saniye olarak yapıyoruz.
Bir sonraki germe egzersizimiz piriformis sendromunda kesinlikle en etkili bulduğum egzersiz. Bütün hastalarıma da zaten öneriyorum. O kadar etkili ki siz de yaptığınızda fark edeceksiniz. Şu tarafımda piriformis sendromu, kalçama buranın ağrı olduğunu düşünelim. Bu bacağımı kaldırdım. Yine ayak bileğimi dizimin hizasına yerleştiriyorum. Yapacağım şey çok basit. Ellerimizle yapacağız. Dizimi şu yönlü iterken ayak bileğimi de kendime doğru çekeceğim. Hemen görelim. İttim. Ayak bileğimi çektim. İşte şu bölgede harika derin bir gerilme hissettim. 15-20 saniye kadar bekliyorum. Ve ilk konumuma geldim. Aşağı yönlü ittim. 15-20 saniye kadar bekledim. Gerilmeyi hissettim. Ve kendime çektim. Şimdi bunu bir tık daha zorlaştıralım. Nasıl yapabiliriz derseniz. Bacağımızla dizimizin arasında bir boşluk var. Buradan iki elimle kavruyorum ve kendime doğru karşı bacağımı olabildiğince çekiyorum. Şu bölgede gerilmeyi harika hissedeceğiz. İşte bunu yaptığınızda tam o sıkıntınızı hissettiğiniz bölgede gerilme olacak. Piriformis kasını direkt germiş olacağız. 15-20 saniye kadar durdum. Bıraktım. İlk gösterdiğimi de 10 tekrarlı yapıyoruz. Eğer bunu yapabiliyorsak bunu da 10 tekrarlı yapıyoruz ve bıraktık. Şimdi bir tık daha zorlaştıralım. Bunda bacağım yine aynı konumda. Bu sefer çapraz yönlü bacağımı çekeceğim. Çektim. Diğer tarafa doğru gitti. Yani doğrusal çekmedim. Çapraz çektim. İlk konuma geldim, bıraktım. Kaldırdım, bacağımı çapraz çektim. Bu bölgedeki harika gerilmeyi hissettim. 15-20 saniye durdum ve bıraktım. Etkili olabilmesi için 15-20 saniye duruyoruz ve 10 tekrarlı yapıyoruz. Germe egzersizlerimizi tamamladık. Bu egzersizlerle ağrımızda hızlı bir rahatlama elde etmiş olacağız. Şimdi kuvvetlendirme egzersizlerine geçiyoruz. Kuvvetlendirme egzersizlerinde de amacımız söylediğimiz gibi ağrıdan kalıcı olarak kurtulabilmek olacak. İlk egzersizimiz için emekleme pozisyonunda duruyoruz. Yapacağımız şeyler çok çok basit. Yine bu konumumuzda bir bacağımızı, problemimizin olduğu bacağımızı dizimiz düz gelecek şekilde ileriye doğru uzattık. Parmak ucumuz da ileriyi gösteriyor. Ve burada popomuzu sıkarak bacağımı yukarıya doğru kaldırdım. Birkaç saniye durdum. Dizimi bükerek ilk konumuma geldim. Egzersizimiz burada bitmiyor. Hemen arkasına şunu yapıyoruz. Dizimin açısını bozmadan bacağımı yana doğru açtım. Birkaç saniye durdum ve bıraktım. Bunu yapınca birinci egzersizimizin ilk tekrarını tamamlamış oluyoruz. Bunu 15 tekrar olarak uygulayacağız. Bacağımı geriye doğru düz aldım, yukarı kaldırdım, çektim, yana doğru açtım, çektim. 2. Yukarı kaldırdım, sıktım, çektim, yana doğru açtım, 2-3 saniye durdum ve bıraktım. Özellikle bu yana doğru açmada piriformis kasımıza çok etkili bir şekilde kuvvetlendirme egzersizi uyguluyoruz. Ve dediğim gibi bunu 15 tekrarlı olarak uyguluyoruz. İkinci kuvvetlendirme egzersizimize geçelim. Bunun için yan yatıyoruz. Dizlerimiz bükük. O kadar basit bir egzersiz ki adı da midi egzersizi. Yaparken zaten neden bu ismi verilmiş anlayacaksınız. Ayak topuklarımız birbirine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Egzersizimiz de zaten bu. Bacağımı açtım ve kapattım. Çok basit gördüğünüz gibi. Bacağımı açtım. Yukarıda 2-3 saniye durdum ve bıraktım. Yukarıdaki bacağımızın piriformis kasını çok etkili bir şekilde çalıştırıyoruz. Bunu da yine 15 tekrarlı olarak uygulayacağız. Ve yukarıda 2-3 saniye durmayı lütfen ihmal etmeyin. Etkisini artırmış olacağız bu şekilde. 15 tekrarlı yapıp ikinci egzersizimizi bitiriyoruz. Ve üçüncü son egzersizimize geçiyoruz. Üçüncü egzersizimiz için dizlerimiz bükülü, sırt üstü bir şekilde yatıyoruz. Buradaki önemli nokta ayak tabanlarımızı birleştirmemiz olacak ve sonrasında çok basit bir egzersiz yapacağız ve aşina olduğumuz bir şeyi yapacağız. Belimizi havaya doğru kaldırıyoruz. İşte bu noktada piriformis kasımız harika etkili bir şekilde çalışmış olacak. Yine güzel bir güçlendirme yapmış olacağız.
Ve önemli nokta, yine söylüyorum, burada belinizi kaldırdığınızda beliniz ne aşağıda kalsın ne de fazlaca yukarı çıksın. Yani daha etkili bir şekilde yapayım diye belinizi fazlaca yukarı itmeyin. Doğrusal bir hatta durmanızı istiyorum. Bu konumda 2-3 saniye bekledik ve bıraktık. Yukarı kalktım, 2-3 saniye bekledim ve bıraktım. Bu egzersizimizi yine 15 tekrar olarak yapıyoruz ve egzersiz serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Piriformis ağrısından kalıcı olarak kurtulmanın size yollarını, egzersizlerini, germe egzersizlerini gösterdim. Lütfen bu egzersizleri düzenli olarak yapmayı ihmal etmeyin. Azim ve istikrarla piriformis sendromundan kurtulabileceğinizi unutmayın. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.